Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle web tasarım ve SEO kursumuzun Webmaster bir isimli kursumuza başlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Şu anda normalde videoyu çektiğim zaman da kursumuza 2 hafta var. Fakat bu kursumuzun ilk dersi olacak yüklediğimizde. Şimdi İlk önce arkadaşlar bir webmaster serbest çalışan bir webmaster olmak için ilk önce ne yapmalıyız arkadaşlar? Bir bilgisayar seçmeliyiz, değil mi? En az bir bilgisayarımız olmalı. Şimdi kursumuza genel bakış kısmında yazdığım gibi arkadaşlar, evet, herkes belki çoğu kimse serbest çalışıp evde kendi gelirini kazanmak istiyor. Değil mi arkadaşlar? Kendi gelirini kazanmak istiyorlar. Yani kendi başına, kendi işinin sahibi olmak istiyor insanlar. Evet. Peki arkadaşlar, o halde siz de böyle bir isteğiniz varsa, siz de böyle bir şey istiyorsanız, siz de böyle bir şey ümit ediyorsanız, kursumuza hoş geldiniz diyoruz ve hemen ilk dersimiz olarak bir bilgisayar seçme ile başlayacağız arkadaşlar. Neden bir bilgisayar seçmeyle başladık? Şimdi çoğu kişiyi belki görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Derler ki size, işte ben bilgisayarımı aldım fakat bu bilgisayarın parasını zaten 1 yıl geçmeden çıkarttım. Yani yaptığım işlerden, ortaya koyduğum işlerden. Veya diyelim ki yaptığı iş sadece bilgisayar üzerine ise ve serbest çalışan bir webmaster'sa örneğin arkadaşlar, bu sefer çok daha kısa zamanda, bir ayda, 15 günde belki bilgisayarınızın parasını çıkarabileceksiniz. Ama ne zaman? Arkadaşlar, gerekli ve yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğunuz zaman. Peki, bu bilgi ve donanım nerelerden geçiyor? Kaynağı neler? Arkadaşlar, teknolojiyi mutlaka takip edeceğiz. Çoğu kişinin kursu takip eden çoğu kişinin az çok belirli bir özür dilerim arkadaşlar, belirli bir geliri vardır. Size önerim, en az ayda bir teknolojiyle ilgili bir dergi okuyun. Yazılı, basılı bir yayın okuyun. Bunun için kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Kütüphanelerde süreli yayınlar var. Şeylerden alabilirsiniz. Gazete ve dergi bayilerinden veyahut marketlerden alabilirsiniz. Aylık, 3 aylık dergiler takip edin mutlaka. Evet arkadaşlar, zaten takip ederseniz güzel bir bilgisayar seçmeyi anlayacaksınız. Nasıl bir bilgisayar seçmeniz gerektiğini. Evet, hemen başlamışken beraberce sizinle beraber bir bilgisayar bakalım arkadaşlar. Şimdi bize ne gerekir? Hemen bir bilgisayar alacağız. Yani size önünüzdeki 5 yılı en az 5 yıl kullanabileceğiniz bir bilgisayar gereklidir. Çünkü bir bilgisayar genelde 5 yıl sonra bazı sorunlar çıkartmaya başlar. Fakat bir bilgisayar alsanız, sen diye ki bunu bir 10 yıl daha kullanabilirsiniz. Bu bile belki mümkün. Ama tabii biraz zorlar sizi. Evet. Şimdi hemen bir bilgisayar almak için Google'a yazıyoruz. Mesela ne alalım arkadaşlar? İşlemci, RAM. Bunlardan en çok hangisi önemlidir sizin için? Hard disk, işlemci, RAM. Diyelim ki bir web master'sınız ve grafik tasarım da yapacaksınız. O halde RAM'iniz ve işlemciniz güçlü olmalı ve bunları saklamak için yeterli yerleşik, yani siz bilgisayarınızda bulunan bir hard diskiniz de olmalı. Değil mi? Peki. Evet, aklımdan geçen hemen bilgisayar satan yerler var ama ya bunları herkes biliyor. O yüzden çok fazla şey yapmayalım. Hemen bakalım. Vatan bilgisayar yazalım. Çünkü Vatan bilgisayarın her yerde bayisi olduğunu vesaire herkes bunu biliyor. Araması kolay burada bilgisayar aramak.
Şöyle mesela bir arama yapalım arkadaşlar. Diyelim ki ne almak istiyoruz biz burada? Bilgisayar. Evet. Notebook bilgisayarla başlamak isteyebilirsiniz. Masaüstü bilgisayarla başlamak isteyebilirsiniz. Daha evvelden notebook olmayanlar notebook almak isterler. İşte evet. Bakalım. Notebooklara. Evet. Aslında doğru. Yani ilk başta çok böyle kasmaya da gerek yok. İşte yani illa böyle çok üstün özelliklerde bir bilgisayar alacağım diye kendinizi zora sokmayın. Daha sonradan zaten kazandıkça inşallah alabileceksinizdir. Evet. Genelde Lenovo bilgisayarlar fiyat ve performans bakımından iyi olurlar. Şuna bir bakalım. Evet. Taksitlerle diyor. Evet. İşlemci biz. Bir saniye arkadaşlar, hemen şuradan yardımcı bilgisayarımız. Evet. Bakalım. Lityum pil var. İşlemci hızı. İşlemci numarası. İşlem 4 çekirdek. İşlemci ön bellek. 4 MB. İşlemci teknolojisi. İşlemci markası. RAM 4 GB sistem belleği. Yani görebildiğim kadarıyla düşük özelliklerde bir bilgisayar. Bence bunu seçmeyin. Seçseniz de yani böyle bir bilgisayarla, birinci el böyle bir bilgisayarla daha çok arkadaşlar internet ortamında içerik yazarlığından öteye çok fazla gidemeyebilirsiniz. Evet. O zaman şöyle yapacağız. Şu illaki çıkıyor demek ki, bilgisayar bölümüne bakacağız. Arkadaşlar diyeceğiz ki notebook. Masaüstü de bakabilirdik bu arada, her neyse. Şimdi şuradan işlemci özelliklerine bakalım. Evet. i9'lar çıkmaya başladı. i5'ler var. i5 makuldür ama artık önümüz arkadaşlar i7'yi gösteriyor. Evet, i9'lar var, Silver. Şuna bakalım, Ryzen işlemci markası. Peki, demek ki 2000 liralık bir bilgisayar bizi bu noktada kurtarmayabilir galiba. Lenovo'lar da fiyat ve performans bakımından iyi dedik. Evet, o zaman madem marka olarak bakalım. Lenovo'dan girelim. Lenovo bilgisayarlardan. Evet. Şöyle tahmini olarak i5'ler duruyorlar. Bakıyorum da. Evet. Şuna bir inceleyelim bakalım arkadaşlar. DDR4 RAM tipi. Evet, RAM'imiz kaçmış? İşlemci ön bellek 6 MB, işlemci markası Intel, işlemci numarası çekirdek i5, tüm özellikleri bir tıklayalım. Evet. RAM'imize bakalım. RAM 8 GB. Yani bu bilgisayar sizi götürür arkadaşlar, götürür. Ama nereye kadar? Yani kullanabildiğiniz kadar bu bilgisayar sizi götürür. Ama yani önünüzde daha profesyonel işler yapacaksınız ki yapma isteği duyacaksınız. Bu tipte bir bilgisayar sizi götürür. Fakat ben size yine de özellik bakımından şöyle bir bilgisayar önereceğim arkadaşlar. Evet. Vallahi bakamadık. Notebook diye bakalım. RAM. Bir saniye. RAM sistem belleği. Evet. 16 GB RAM'li bir bilgisayar.
sizi rahat rahat bir 5 yıl götürecektir. Bunlar oyun bilgisayarları çoğunlukla, ama yani size arkadaşlar önerebileceğim, burada Lenovo var, Lenovo'muz da var, fiyat iyi dedi. Evet. Asus var. HP var. Bir bakalım şöyle. Evet. Arkadaşlar bu şekilde bilgisayarları gözden geçireceğiz. Kamera, evet. Şimdi şuradan RAM'imize bakalım. RAM'imize bakmıştık. Pekala, DDR4 16 GB'a kadar destekliyor. Peki işlemci diyelim. İşlemci i7, harika. Sonra bir de ne kadar bir belleğimiz var? Hard disk diye mi geçiyor? Hayır. Bellek diyelim. Şu anda ben göremedim. Şuradan bir daha bakalım. Evet. Ekran kartı, işlemci özellikleri, multimedya kasa, bağlantı özellikleri, diğer genel özellikler, işletim sistemimiz ve her neyse göremedim, ama büyük bir ihtimalle 1 TB veyahut 2 TB'lık bir dahili belleği vardır. Bunlar SSD ise biraz daha düşük olabilir. Fakat hızlı oluyorlar tabii ki. Yani özelliği iyiyse hard diski. Evet. Tabii fiyat biraz ballı. Yani 10.000 TL. Şimdi arkadaşlar tabii 10.000 TL'ye hemen bilgisayar işlerinde çıkarmanız kolay olmayabilir. Ama nasıl? Zamanla öğrendikçe bu parayı siz de çıkarabilirsiniz. Ha şöyle diyelim. Diyelim ki normal bir işte çalışıyorsunuz arkadaşlar. Normal bir işiniz var. Akşamları AdSense'den gelir elde ediyorsunuz. Bu sefer AdSense gelirlerinizde en azından internet faturanızı ödersiniz. İnternet faturasına saydığınız ayda 100 liraları topladığınızda bu bir senede 1.200 TL yapar, değil mi? Bir senede 1.200 TL yapar. Bilgisayarın parası da kendi kendine amorti eder. Ama şöyle arkadaşlar, sadece AdSense'den gelir elde etmeyeceksiniz. Freelance işler yapacaksınız örneğin. O zaman kazanç şansınız artıyor. Ayda diyelim ki kendinizi ev ofis sistemine verdiniz ve ev ofis sistemiyle çalışıyorsunuz. Bu takdirde bir ayda diyelim ki ilk başlarda 1.500 ile 3.000 TL arasında kazandığınızı düşünürseniz tabii ki 3 ayda bilgisayarın parası çıkıyor böyle bir bilgisayarın. Ve bence böyle bir bilgisayar en az 5 yıl kullanılır. Evet, en az 5 yıl kullanılır. Ve taksit seçenekleri de ayda 2.000 TL'den başlıyor. Biz ne dedik? 3-5 ayda ödenir. Kazandığınızın çoğunu bilgisayar taksine verirseniz tabii o şekilde olabilir. Tabii bunlar kredi kartına taksitli oluyorlar. Evet arkadaşlar, özetle şunu söyleyebilirim. Fakat size Vatan Bilgisayar'dan baktık bugün, ama tabii Vatan Bilgisayar'da Apple bilgisayarlar da vardır. Yani ben size önerim arkadaşlar, Apple, valla ben bilgisayar bilimlerine vereceksem kendime, ben Apple kullanırım arkadaşlar. Ve son 6 yıldır Apple kullanıyorum. Şuradaki bilgisayarım, bu bilgisayarım değil. Apple kullanıyorum. Şuradan Mac'lere bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi MacBook Pro'nun özelliklerinden size sayarsam arkadaşlar, 1. hafiftir. 2. hızlıdır. 3. şıktır. Güzeldir, hafif, hızlı ve
şık yani görünümde güzeldir arkadaşlar. Şimdi buradan bakarsınız veya zaten Apple'larda birebir destek alacaksınızdır mutlaka. Fiyatlar aslında çok fazla değil yani ederinden çok fazla değil. Yani normalinden bir PC bilgisayardan belki 1000 lira 1500 lira fazla ödüyorsunuz ama yani bunun için 1000 lira 1000 kez 1500 kez bence değer yani değer. Ve pili süper gidiyor arkadaşlar. Güzel de kullanırsanız çok güzel verim alırsınız. Şöyle bir özelliği var şeylerde Apple'larda arkadaşlar. Şu çok güzel bakın bir webmaster için bir not tutma aracı var. Orada yani ben 6 yıldır notlarımı tutuyorum ve bugüne kadar hiçbir şifremi kaydetmedim. Tüm şifrelerim orada. Şifrelerim şifrelenmiş bir şekilde orada bulunuyorlar arkadaşlar. Ve şu ana kadar ben hiçbir şifremi kaydetmedim. O aracın ismi neydi? Hemen ben size söyleyeyim. Apple Notlar. Yani Apple Notlar. Bu Apple Notlar şeyde de var. iPhone'larda da var. iPad'lerde de var. MacBook'larda, iMac'lerde hepsinde var. Yani ben param olunca tekrardan bir MacBook Pro ya da bir iMac almaya girişmek istiyorum arkadaşlar. Evet, ne dedik? İlk önce bir bilgisayar seçiyoruz ve bu bilgisayarımızın parasını 2-3 ay içerisinde çıkarabiliriz veyahut 3-4 ay içerisinde. Evet arkadaşlar, ilk dersimiz bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.